Herkese yeni bir günden selamlar arkadaşlar. Ben Tayland'da Phuket'teydim biliyorsunuz. Şimdi Bangkok'a doğru yola çıktım. Bangkok'a gidiyorum. Bangkok'ta bileklik satmayı deneyeceğim. Phuket'te satılmıyor. Hem oradan boncuk da alabilirim. Boncuk Phuket'te yok ama Bangkok'ta var. Oradan önce boncuk alacağım, sonra bileklik satmaya çalışacağım. Şimdi yola çıktım. Bangkok'a doğru gidiyorum. Phuket Town'dayım. Terminale doğru gideceğim. Terminalden otobüsle 12 saatlik bir yolculuğumuz olacak Bangkok'a doğru. Şimdi Phuket Town'da terminale gideyim. Biletimi alayım. Sonra da Bangkok'a doğru yola çıkacağız. Saat şu anda 2.30-3 civarı. Phuket Town'dayım. Acıktım. Bugün hiç yemek yemedim. Böyle bir yere geldim şimdi. Yanımda da bir arkadaş var. O arkadaşı da size tanıtayım. Merhaba. Mustafa arkadaşımız. Onunla Malezya'da karşılaşmıştık. O da Tayland'a geldi. Bangkok'a kendi de gidecek. O yüzden beraber gidelim dedi. Şimdi beraber Bangkok'a doğru gideceğiz. Phuket Town'dayız. Yemek yiyeceğiz. Acıktık. Bugün hiç yemek yemedik. Evet, çok acıktık. Şimdi güzel bir yemek yiyeceğiz. Bakalım ne yiyeceğiz? Güzel bir yemek yiyeceğiz şimdi. Karnımızı doyuracağız. Bulabildiğimiz en uygun yerde burası oldu. Bakalım, afiyet olsun bize. En uygun burayı bulduk. Arkamda gördüğümüz gibi böyle yiyecekler var. Şu an burada en ucuz olduğu için burada yiyeceğiz. Sonra terminale doğru gideceğiz. Terminalden de Bangkok'a doğru ilerleyeceğiz. Yaklaşık işte o da 12 saat sürecek. Şimdi biz bir yemeğimizi yiyelim. Çünkü sabahtan beri hiçbir şey yemedik. Gerçekten çok acıktım. Artık açlıktan başım dönmeye başladı. Yemeğimizi yiyelim. Sonra yolumuza devam edelim. Böyle tavuk söyledim ben. Ablamız şimdi parçalara ayıracak. Burada da zaten biliyorsunuz pilav olmadan olmaz. Asya'da her yemeğin yanında illaki pilav oluyor. Tavuk söyledim ben de. İşte şimdi parçalayacak. O şekilde servis edecek bize. Yemeğimizi şimdi yedik. Terminale doğru devam ediyoruz. Patong Beach'ten buraya bir saatte geldik otobüsle. Burada yemeğimizi yedik. Bir saatlikte terminale yürüme mesafesi var. Şimdi bir saat yürüyeceğiz terminale yetişene kadar. Yaklaşık yarım saattir yürüyoruz. Bir yarım saat daha yürümemiz gerekecek. Sonra da oradan Bangkok için bilet alıp otobüsle Bangkok'a doğru devam edeceğiz. Hadi gidelim o zaman. Yolda yürürken böyle bir tapınağa geldik. Dikkatimi çekti. Bayağı bir büyük bir yer burası. İçeride tapınak var. Zaten biliyorsunuz Tayland'da her yerde tapınak görmek mümkün. Buradan yürümeye devam ediyoruz. Hafiften yağmur yağmaya başladı ama inşallah çok fazla yağmaz. Bir yarım saatlik daha yolumuz kaldı. Sonra terminale varacağız. Biraz daha yürüdük. Burada bir tane daha tapınak var. Bunu da size göstermek istedim. Yani az önce yürüdüğümüz yerden buraya bir 50 metre 100 metre bir mesafe var. 50-100 metre bir mesafe var. Ama her 50-100 metrede de bir tapınak görebiliyorsunuz. Şimdi yolda giderken lavaboya geçme ihtiyacı duyduk. Burada bir ablamız vardı. Ondan rica ettik lavaboya girebilir miyiz diye.
kabul etti. Şöyle görebilirsiniz, biraz yoruldum. Hem ufaktan yağmur çiseliyor, hem de ağırlık üstümüzde yürüdüğümüz için biraz yorucu oluyor ama sorun değil. Burası küçük bir market gibi bir yer. Şimdi bir lavaboyu kullanacağız, sonra terminale doğru devam edeceğiz. Size burayı da biraz göstereyim. Burası böyle bir yer. Küçük bir market. Ha. Mustafa arkadaşımız Nescafe aldı. Şimdi burada bir 5 dakika oturup Nescafe içeceğiz. Çünkü bayağı bir yorulduk. Burada böyle benzin satıyor ablamız. Benzin var burada bunların içinde. Şöyle her yerde bu şekilde benzin satan yerler var. Lokal bir yer burası. Çocuklar var burada da. Hello. Sawadika. Çocuklar var burada. Burada televizyon izleniyor. Küçük bir market gibi bir yer burası. Şimdi ablamız bizim için Nescafe'yi hazırlıyor. İçeri geçelim. Hello. Ablamız sağ olsun bizim için sıcak su hazırlıyor. Şimdi Nescafe içeceğiz. Böyle bir yer burası. Lavaboya girmek için geldik aslında ama ayıp olmasın diye bir Mustafa arkadaşımız Nescafe aldı. Hani ayıp olmasın, en azından bir şeyler almış olalım diye. Artık burada oturup bir Nescafe içeriz. Sonra terminale doğru devam edeceğiz. Ablamız sıcak suyu bizim için hazırlıyor şimdi. Nescafe'mizi içeceğiz. Bir 5 dakika burada soluklanırız. Sonra da terminale doğru devam ederiz. Say hello. Hello Türkiye. 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 Herkese tekrardan merhabalar. Şimdi Bangkok'a geldik. Mustafa arkadaşımızla beraber. Terminale geldik. Terminalden hostele 2 saat 20 dakika yürüme mesafesi var. Oraya yürüyerek gideceğiz. Eğer Bolt'tan taksi çağırırsak yaklaşık 170-180 bahta geliyor. 180 bahta 90 TL bir para yapıyor. Biz de 90 TL vermemek için şimdi 2 saat 20 dakika yürüyeceğiz. Yanımda Mustafa arkadaşım da var. Ona da hemen bir soralım. Bangkok'a kendi ilk defa geliyor. Burası ile ilgili ne düşünüyor? Daha gerçi yeni geldik ama ona da bir soralım. İlk düşüncesi ne Bangkok'la ilgili? Ona da bir soralım. Evet Mustafa. Evet. Bangkok'a geldik. Ne düşünüyorsun? Evet, Bangkok'a geldik. Güzel bir yolculuk oldu. Otobüs ücreti biraz fazlaydı ama karşıladı. Otobüs gerçekten rahattı, serindi. Rahat bir şekilde geldik. Sabah da geldik. Benim Bangkok'a ilk gelişim oldu. Merak ettiğim bir şehirdi. Yıllardır merak ettiğim bir şehirdi. Yani Türkiye'den Bangkok acaba nasıl bir yer, merak ettiğim bir şehirdi. Şimdi gideceğim, bakacağım, göreceğim. Bir iki saatlik bir yolumuz var ama geze geze gideceğiz. Hava da serin. Şu an sabah. Hava da serin. Güzel bir yürüme mesafesi olacağını umuyorum. Bakalım, gidip birlikte göreceğiz hep birlikte. Aynen, o zaman gidelim. Böyle bir yoldayız. Şimdi biz yürümeyi bir de niçin tercih ettik? Çünkü hostelde
check-in'i saat 2'de yapabiliyoruz. Yani şimdi gitsek bile check-in yapamayacağız. Sadece hostelde, resepsiyonda dışarıda oturmamız gerekecek. Ve saat 2 olmasını bekleyeceğiz. Şu an saat 7 civarında. Yani bir süre beklememiz gerekecek check-in yapmak için. O yüzden biz de fırsatı çevirdik bu işi. Yani gidip orada oturmayalım diye yürüyerek gideceğiz. Hem de paradan tasarruf etmiş olacağız. Şu an böyle bir yerdeyiz. Yürümeye devam ediyoruz. Tayland'da Bangkok'ta Chinatown'dayım. Buraya boncuk almaya geldik arkadaşla beraber. Şimdi iplik falan aldım. Azilerden de boncuk alacağım. Bir etrafı dolaştım önce. Nerede ucuz, nerede pahalı bir baktım. Bazı yerlerde 300 bahta satılan boncuk, bazı yerde de 150 bahta satılıyor. O yüzden şimdi 150 bahta satılan yere gidip oradan alacağım boncukları. Şöyle birkaç tane iplik aldım bileklik için. Bir boncuk eksiğim kaldı. Onu da şimdi gidip alacağım. Bileklik eşyalarım hazır olmuş olacak. Ama Phuket'ten geldiğim için yorgunum. Bugün büyük ihtimalle dinlenirim. Yarın da bileklik satmaya çıkarız. Şimdi gidelim ve boncukları alalım. Boncuk alacağım yere geldim. Böyle boncuklar var burada. Harfli. Bunu diğer tarafta sordum. 300 baht dedi. Burada 150 baht. Yani yarı yarıya fark ediyor. O yüzden ben de buradan alacağım. Herkese yeni bir günden selamlar arkadaşlar. Ben bildiğiniz gibi Bangkok'a geldim. Dün gittim, boncuk da satın aldım. Bugün bileklik satmaya gideceğim. Şimdi bugün yeni uyandım. Kahvaltı etmek için bir şeyler almam gerekiyor. Markete gideceğim. Marketten ufak tefek bir şeyler alıp kahvaltı edeceğim. Sonra da editlerimi falan yaptıktan sonra bileklik satmaya gideceğim. Akşama kadar bileklik satacağım. Çünkü para hala kısıtlı, biliyorsunuz ben daha önce söylemiştim, sizinle paylaşmıştım. Param hala çok kısıtlı. Phuket'te de zaten bileklik satamadım. Buraya gelmemin en büyük sebeplerden bir tanesi bileklik satmak. Şimdi markete gidelim, birkaç bir şey alalım. Sonra da akşam bileklik satmaya gideceğiz. Markete geldik şimdi. Buradan bir şeyler alacağız. Burada böyle güzel olan bir şey var. Gelirseniz deneyebilirsiniz. Böyle yumurtalar var. İkili. Bunlar haşlanmış yumurta. 16 bahta. Yani 8 liraya denk geliyor. 8 TL. 2 tane yumurtayı böyle haşlanmış alabilirsiniz. Hazır bunlar. Sadece soyup yemeniz yeterli olur. Marketten kahvaltımızı aldık. Az önce yemeğimi yedim arkadaşlar. Bir, iki tane yumurta aldım. 16 baht tuttu. Bir tane de tost ekmeği aldım. Burada normal bizim ekmekler gibi olmadığı için tost ekmeği aldım. O da 23 baht tuttu. Yani toplamda 20 lira civarında bir para harcadım kahvaltı için. Bugün kesinlikle gidip bileklik satmam gerekiyor. Çünkü param çok çok azaldı. Artık bir şekilde para kazanmam gerekiyor. Bugün
videomuzun sonuna geldik. Akşam bileklik satmaya gideceğim. Onu da diğer videoda sizinle paylaşacağım. Bu da Bangkok'ta bileklik videomuz olacak. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Diğer videoda, bileklik videosunda tekrardan görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kendinize dikkat edin.